Selamun aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Evet, rekor üstüne rekor kırıyoruz. 6 cihazımızla video kaydına başlıyoruz. Tabii 6 taneyi aynı kadrajı yakalamak biraz zor oldu. Yani aynı kadraj ister istemez yakalanamıyor, öyle söyleyeyim. Sadece ben şununla alakalı bir bilgi vermek istiyorum. Şu an Sony HDR video kaydı yapıyor. Ve sürekli HDR video kaydı yapıyor. Sony'nin bir önceki testimizde hatırlarsanız arka planları falan patlatıyordu. Gökyüzü falan patlatıyordu. Çünkü HDR bir görüntüye geçiş yapamıyordu. Diğer cihazlarda böyle özellikler var. Hani arka plan olduğu zaman arka planı da gösteriyor, ön tarafı da gösteriyor gibi. Sony buralarda ne yazık ki başarısız olmuştu. Gene otomatik kendi kamera ayarında yapıyor. Yani kamera programıyla yapıyoruz. Otomatik ayarlarda yapıyoruz video kaydımızı. Ama bu sefer HDR video kaydını açtık. Evet. Gerçekten 6 cihazımızla da aynı anda aynı görüntüleri kaydedebiliyor muyuz acaba, gerçekten merak ediyorum. Evet dostlar, şu an 4K video kaydı yapıyoruz. Ne yazık ki güneş yok. Güneşi beklersek daha çok bekleyeceğiz gibi gözüküyor. Artık kışa girdik. O yüzden böyle kapalı bir havada video kaydına başladık. Yapacak bir şey yok. Şimdi titreşim engelleme yapmak istiyorum ama burada yanıltıcı olabilir. Yani size tam bir şey söyleyemiyorum çünkü 6 cihazımız da telki çubuğuna bağlı. Bazıları daha hassas bağlanmış olabilir. Şöyle bir deneme yapalım bakalım. 3, 2, 1. Evet, 6 cihaz da titriyor aslında. Hemen hemen aynı mı titriyor? Aslında hemen hemen aynı titriyor. Evet. Gerçekten aynı titriyor. Tabii şimdi Sony'yi şöyle arka planda ucunu görüyorum ama nasıl kaydettiğiyle alakalı çok bilgim yok. Fakat sadece şunu görüyorum. Çok koyu kaydediyor ya HDR'da. Hani hem arka plan olsun hem öndekiler gözüksün derken sanki çok koyu kaydediyor gibi geldi bana. Tabii şu an Mate 40 Pro'da 10 dakikalık sınırımız var. Şimdi 10 dakika bittikten sonra hemen kayda devam edeceğim. Büyük ihtimalle kayda devam edecektir çünkü hava soğuk. Şimdi ben telefon üç ayağı sabitleyeceğim. Şöyle sabitlemeden önce şöyle görüntülere bir bakalım. Yani Sony gerçekten çok koyu. Gerçekten çok koyu gözüküyor. Büyük ihtimalle de böyle kaydediyordur diye düşünüyorum. Ben bu HDR'ı Sony'de beğenmedim. Sony'de bunu kapatacağım. Normal görüntüye geçeceğim. Evet, HDR'ı kapadım. Normal görüntüye geçtim. Yani bayağı bir renk atladı gibime geliyor. Ama şimdi böyle ters ışıkta durum ne olacak? Şöyle bakalım. Mesela o alttaki ağaç nasıl gözüküyor acaba Sony'de? İzlerken göreceğiz. Şu an HDR Sony'de kapalı. Ve ben şuraya sabitleyeceğim şimdi üç ayağımı. Arabaların hareketlerini, yani geçen arabaları bir kaydedelim bakalım nasıl olacak. Şu an 4K 30 FPS'teyim, bilginiz olsun. Evet dostlar, 4K'daki normal durum buydu. Şimdi ben 4K'da geniş açıya geçeceğim. Geniş açıya geçeceğim ama ne yazık ki Vivo tarafında 4K'da geniş açı yok. Böyle bir sıkıntımız var. Geniş açı yok. Geniş açımız sadece Full HD'de var. Yani Vivo hariç diğer bütün cihazlarımızda geniş açı var. Fakat Vivo'da yok. O halde şimdi geniş açıya geçelim. Evet dostlar, şu an geniş açıya geçtik. Fakat Samsung, görüyorsunuz, Samsung'un önünde telefonun, yani telefonu tutan aparatın ucu gözüküyor. Üst tarafta Sony'nin ucu gözüküyor. Ne yazık ki daha fazla bir ayar çekemedik. En fazla bu kadarla gösterebiliyoruz.
Yapacak bir şey yok, idare edin. Samsung'da biraz gol olmuş oluyor ama. Ve bu arada Vivo Full HD'de video kaydı yapıyor. Acaba Vivo'nun Full HD'si diğer telefonların 4K'sından ne kadar kötü? Şöyle biraz daha arabalar geçsin ve harekete başlayalım. Aslında video kaydını durdurmadan Sony'de yok. Samsung'da, Huawei'lerde, Apple'da videoyu durdurmadan direkt olarak normal açıya da geçiş yapabiliyoruz. Aynen şöyle bakın. Samsung'da geçtik. P40 Pro'da geçtim. Mate 40 Pro'da geçtim. Evet. Huawei'de Full HD olduğu için evet geçiş yapabiliyor. Normal açı ve iPhone. Samsung'da yapamıyoruz. Sony'de yapamıyoruz. Zaten Sony'ye dokunma olasılığı da biraz zor. Şu an ekran olarak iPhone ekranına ve Sony'nin ekranına ulaşmak biraz zor. Geri geliyorum geniş açıya. Evet, Apple'da geleceğim şimdi. Evet, Apple'da da geldim. Şu an geniş açılardayız, devam edelim. Tabi Samsung'da şu an bayağı bir gol oldu. Ön tarafta ne yazık ki böyle bir şey gözüküyor. Bakın, şu hareketi yaptığım zaman görüyor musunuz? Sanki telefonun kendisiyle 3 ayak farklı oynuyormuş gibi görüyor, geliyor. Halbuki öyle bir şey yok. İkisi de aynı anda oynuyor. Ama görüyor musunuz? Samsung'un ekranında gözüküyor sadece bu. Altta üstte. Uçan ve Sony telefonun ucu gözüküyor. Sanki gemide sallanıyormuşuz gibi. Peki titreşim engelleme nasıl? Bir deneme yapalım. 3-2-1. Evet, durum bu. Bu arada Sony'de HDR video kaydı başlamışız. Hemen video kaydını durduruyorum. Ve artık HDR'sız bir video kaydına devam ediyoruz Sony'de. Gerçekten Sony'de HDR'ı da göstermiş olduk böylelikle. Benim yani ekranda gördüğüm hiç hoşuma gitmedi. Nasıl bir HDR gerçekten anlam veremedim. Az önce bir zoom denemesi yaptık aslında. Bayağı da uzun uzun uğraştık zoom denemeleri yapmak için ama ne yazık ki zoom denemeleri pek başarılı olamadı. Gerçekten telefonların dizilişinden dolayı zoom yapamıyoruz. Hani ikili deneme yapıyor olsaydık ya da dörtlü deneme yapıyor olsaydık olabilirdi ama gerçekten böyle altı cihazını bir aparata yerleştirince bazı kameralar görünmüyor. Yani bazı kameralar kapanmış oluyor. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı oluyor. Peki ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Mesela şimdi şu kayda başlasın. Yani kayıtta zaten ama ben karşıda kendimi çekeyim. Bakalım nasıl olacak. Şöyle dursun. Karşı tarafa gideyim. Kadrajda ben olayım. Evet, şu an 4K'ya geri geçiş yapmıştık. Şu an Vivo'da da 4K'da video kaydına devam ediyoruz. Çünkü bazı cihazları artık satışa koymak zorunda kaldık. Para full bitti. Telefon alacak paramız kalmadı. Hep böyle bazı cihazlarımızı satıp yerine başka cihazlar alarak bu gemiyi hareket ettiriyoruz. Yoksa hani trilyoner falan değiliz. Mecburen alıyoruz ve satıyoruz. Kafanızda da şöyle bir şey oluşmasın. Hocam ekmeğini yiyorsun maşallah. Böyle bir durum da söz konusu değil. Ne yazık ki ben de sizin gibi son kullanıcı fiyatlarından alıyorum. Ve gerçekten zararına. Hele ki bazı telefonlarda baya baya zarar ediyorum. O şekilde de satıyoruz.
Bu arada bazı telefonlarımızı ilanlarını sahibinden.com'da görebilirsiniz. Oradan beni yakalayan bazı dostlarımız var. Abi bu sen misin diye soruyorlar. Evet o kişi benim. Haberiniz olsun. Yani biri beni kopyalamış değil şu an. Şimdi vedayı şöyle yapayım. Bakın vedayı nasıl yapacağım. Şöyle koyacağım. Ayarlayayım. Tabii hava soğuk olduğu için yasaklar da var malum. Pek dışarıda kimse yok. Biraz daha rahat hareket edebiliyorum. Ama güneşli olsaydı çok daha güzel olacaktı diye düşünüyorum. Evet dostlar durum bu. Şu an 6 kamera bana bakıyor. Gerçekten farklı bir duyguymuş. 6 tane telefona birden bakmak. Hangi birine baksan şaşırdım. Tam orta noktaya bakıyorum mecburen. Orta noktayı hedefledim. Dolayısıyla bazı kameralardan geçim kaybısı olabilir. Durum bu. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Görün ister ki böyle tek tek yapalım. Yani ikili ikili ya da dörtlü yapalım. Ama 6 cihazı da aynı anda görmek istedim. Hem bir rekor yapmak istedim. 6 cihazda da adam test yapmış. Helal olsun desinler istedim. Ve bu video kaydını gerçekleştirdim. Evet dostlar. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Ben size her zamanki gibi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Bu arada T40 Pro pardon Mate 40 Pro hiç sıkıntı vermedi. Tabi 10 dakika hiç bitiremedik ama olsun. Hep basacak devam ettik. Hiçbir problem çıkmadı. Ben elimi şuraya dokunarak bakmak istiyorum. Burada bir soğukluk yok. Tam şu tepe noktaya bakmak istiyorum. Hatta şöyle yapıyorum. Şu an telefonu buradan aldım. Isınmamış. Yani çok az ısınmış. Çok normal çünkü hava gerçekten soğuk.